Günaydın. Gününüz çok güzel geçsin inşallah. Bugün mutfakta her daim gelen güzel konuğum var, Sevimciğim var. Bize çok özel lezzetler hazırlayacak. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Üç lezzet mi? Üç lezzet. Güzel. Evet. Biraz baktım, birazdan yanına geleceğim. Tamam. Atölye masamda da kadim konuklarımdan Kıymet ablacığım var. Bize sevgililer gününe özel hediye örebileceğimiz eşimize, çocuğumuza ki onlar da bizim sevgililerimiz güzel bir süveter örneği paylaşacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyilik, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Örnek çok güzel. Aa, farklı, aynen öyle. Çünkü iki işlemden oluşuyor. Özellikle söylemek istiyorum. Bu aslında yarım bir iş dedin sen. Evet. Sipariş şu an elinde örüyorsun. Hı-hı. Şöyle bir renkler de çok güzel. Dökümlü bir süveter. Üstünde kareler görüyorsunuz. Arkasında şu an yok. Sonradan işleniyor yani. Evet, evet. Doğrudur, sonradan değil mi? Üstüne işleyeceğiz. Çünkü ilk başta yarım deyince çok anlayamadım ben. Dedik ilk önce böyle örüyoruz. Sonra onu bu hale getiriyoruz. Aynen öyle. Harikasın. Peki nasıl yapıyoruz? Hemen başlayalım istiyorum. Tamam. Güzel bir süveterimiz var çünkü. Ben önümü aldım süveteri. Yaklaştırdın. Hı-hı. Biraz buradan anlatıp sonra... Hay hay. Devamını getirelim. Süveterimizi lastikten başlıyoruz. Önce lastiğimizi örüyoruz. Arkasından haroşa yapıyoruz. İki ip kullanıyoruz örgümüzde. Bir batik ipimizi kullanıyoruz. Bir tane de düz örgü. Kaç tane ipten çıkıyor? Bu XL beden. Evet. İp bir beden. 6 tane ipten çıktı şu ana Topla. Kadar. Evet. Her ikisinden 6 tane ip. Şu dokusu dahil olmak üzere. Lastik yapıyoruz. 5 sıra batik örüyoruz haroşa olarak. 5 sıra düz örüyoruz. Bütün örgümüz beden arka ve ön bu şekilde olacak. Sonra elimize iğnemizi alacağız. Tutacağız, dokuyacağız. Haroşayı dokuyacağız. Ha, sonradan. Evet, sonradan iğnemizi elimize alıp ekose yapacağız. Ekose çok moda. Ekosenin birçok tekniği var. Daha önce biz şişle tığla örüleni göstermiştik burada. Bu da iğneyle yapılanı. Sonradan. Evet. Aslında ekose ipimiz yok. Böyle bir karışık ipimiz var. Bir batik ipimiz. Batik ipimiz var. Bir de düz renk ipimiz evet. var. 6 tane ipten ilk önce bunu sıra sıra haroşa şeklinde düz örgü örüyoruz. Koltuk altını, boynunu tabii ki keserek. Kesiyoruz. İlk önce peki şu önünü yapıp sonradan arkasını yapıp dikiyor musun? Evet. Tabii. Ha şöyle yapıyoruz. Önce arkadan başlıyoruz. Her zaman için örgümüzü arkadan başlıyoruz. Arka bedeni örüyoruz. Sonra aynı şekilde haroşa olarak önünü yapıyoruz. Dikiyoruz, yakaları, kolları bitiriyoruz. Bütün montaj işini bitiriyoruz. Sonra bunun dokusuna başlıyoruz, ekose dokusuna. Onu çok merak ediyorum. En son noktada. Şu kolları yakası da çok güzel olmuş. Evet, o da biyeli lastik dediğimiz. Şimdi burada şöyle bir, bu örneğin şöyle bir özelliği var. Kenarlarda ip değiştiriyoruz. Dolayısıyla düğümler oluyor. O düğümleri, pardon şöyle gösterelim. Buralarda düğümler oluyor ister istemez. Bakın dikerken de bunu mümkün olabildiğince temiz diktik. Diktim. Hı hı. Şimdi dolayısıyla burada da bakın burada da aynı şekilde düğümler olabiliyor. O düğümlerin görünmemesi için torba lastik dediğimiz çift taraflı dokunarak torba şeklinde bir lastik yaptım burada. Bu da güzel bir şey. Zengin duruyor, tok duruyor. Temiz işçilik oluyor. Evet, temiz kesinlikle. Çünkü. Aynen. Bu işimiz bir sipariş, bir müşterime sipariş hazırlıyorum. Hazır bir sipariş yapıyorken burada da anlatımını yapalım dedim. Süpersin. Yarım getirdim. Aşamalı beraber gösteririz. Çok güzel. Burada arkasında iplerin olması problem değil. Çünkü içte kalıyor ama koltuk altında temiz işçilik yapman da tabii ki. Çünkü buralar görünecektir. O önemli. Yani şöyle mümkün olabildiğince içinde de örgünün içinde de temiz işçilik olmasını tercih ediyoruz her zaman için. Ama bu işte çok düğümler var. Gizli düğümler de var. Ortalarda ip biterse gizli düğüm yapabiliyoruz. Ama kenarda bitince... Yapılabilecek çok bir şey yok oraya. O zaman da böyle biyelerle kapatıyoruz. Peki arkasından başlayacağız dedin. Evet. Kaç tane? 90 ilmek. 90 tek ilmekle bir ters bir düz 15 sıra lastik örüyoruz. Yani şurada ben küçük bir şey başladım. Şişin kaç bilmeyenler için. 4 numara lastiğimizde 6 numara da bedende kullanıyoruz. Bilmeyenler için de gösterelim. Hı hı. Hemen gösterelim. Bir ters bir düz yapıyoruz. Ben bu örgüde özellikle başlarken ilk ilmeği örmek istiyorum. Neden? Sarkmaması için. Haroşa genelde sarkan bir tekniktir.
Bunun sarkmasını minimuma indirmek için ben ilk ilmeği örüyorum. Burada. Şimdi. Her haroşa sarkmıyor bu şekilde yapılınca değil mi? Genelde çünkü öyle genellikle bir algı vardı. Zamanla şu özellikle. Haroşa sarkar. Bel kısmı. Zamanla, evet. Onu önlemek için ben ilk ilmeklerin örülmesini tercih ediyorum. Şimdi düz bir düz. Düzümüz dışarıdan alıyoruz. Tersimizi, ipimizi önümüze alıyoruz. Hemen önden aldık. Bu ters. İpimizi ters, diğer tarafa aldık. Düz. Bir ters, bir düz örüyoruz. 15 sıra bu işlemi yapıyoruz. Artırma, eksiltme hiçbir şekilde bu lastik kısmında yapmıyoruz. Güzel. O zaman sen şu 15 sırayı yaptıktan sonrasında ben yanına geleyim. Hı hı. Çünkü orada bir şişin daha var. Evet. 6 numaralık şişe geçeceksin. Evet. Ve artıracağım. Ve artıracağız. Evet. 15 sıra ördükten sonra ne kadar artırıyorsun? 10 ilmekte bir tane artıracağız. Toplamda yaklaşık 10 tane ilmeğimizi artıracağız. 90 ile başladık, 100'e çıkartacağız. Şu boyda mı toplam 10 artırma? Bir defa ilk sıramızı artıracağız. İlk başlangıçta 10 ilmekte bir artıracağız. Sayımızı 100'e çıkartacağız. Sonra hiçbir şey yapmadan dokuyacağız. Sonra artırmıyoruz. Evet, tamamdır. Sadece burada. Güzel. Bunu döküm sağlasın diye. Bu zaten büyük bir beden. Dökümü yeterince dökümlü, evet. Yeterince dökümlü. Ama o küçük şişten büyük şişe geçmek de güzel, keyifli bir şey oluşturuyor. Peki kendine. O şişin de hazırlığı ne durumda? Ben 15'e bir çıkartırım onu hemen. Tamamdır. O noktada da gelirim yanına, olur tamam. mu? Burada tamam. Şablonu da hazırlamış, hı-hı. Çok güzel. Bilgisayardan çıktısını da almış. Reklamlarda da paylaşırız. Ara ara da gösteririm fotoğraf çekmeniz için. Hanımlar, bence çok güzel, kullanışlı, salaş. Ama modern. Çok güzel, çok modern duruyor. Çok güzel, hakikaten. Bence beyler beğenirler, sıcacık. Bir de hanımları yapınca. Yapımı da çok keyifli. Yani görecekler, iğneyle o kadar güzel, keyifli gidiyor ki hiç. Onu çok merak ediyorum. Sevdiklerimize kendi elimizin emeğiyle bir şeyler verelim. Sevgimize sevgi katalım diyorum. Değil mi? Ay canımsın. Geleceğim birazdan tamam. O halde. Tekrar birlikteyiz. Sevgililer günü için erkek süveteri hazırlıyoruz. Biz hanımların hediyesi belli, gerisini erkekler düşünsün. Evet. Değil mi? Çok güzel bir süveter gerçekten. Çok da farklı. Haroşa tekniğiyle örülüyor ama sonrasında üzerine tığla kare kare İğneyle. Şekiller veriliyor. İğneyle, affedersin. Onu şimdi göreceğiz nasıl yapılıyor. Ben açıkçası çok merak ediyorum. Çok güzel bir örnek. Biz kaç tane ilmekle başlamıştık? 90. 90 ilmekle başladık. 15 sıra lastik ördük. Evet, bir ters bir düz yaptık. Sonrası hep haroşa. Evet, ilk sıramızda haroşa yaptık. Şimdi bu haroşayı da bir gösterelim arkada bilmeyen, yeni öğrenenler için. İlk sıramızda her 10 sırada bir tane artırdık. Bir artırmayı göstereyim ben. Tekrar olarak. Bir tane aldık önden, bir tane arkadan aldık. Bu şekilde artırmış oluyoruz. Her 10 sırada bir tane. İlk sıra için geçerli evet. bu. Haroşa dediğimiz hep dışarıdan örüyoruz. Sürekli olarak düz tek ör. Tarafta düz örgü örüyoruz. Çeviriyoruz. İlkini örüyoruz. Örüyorsun ki salmasın kendini demişti. Evet. Ve şu kenarlar düzgün olması açısından hep dış yüzde örüyoruz. Peki bu deseni elde etmek için kaç sırada bir ip değiştirmek gerekiyor? Çünkü bunun için iki tane ipimiz vardı. Bir tek renk. Evet. Bir de şöyle. Batik ipimiz var. 10 taneden mi? 6 taneden mi çıkıyordu? 6 taneden. 3'den 6 taneden. Önce arkasını çevirelim. Hı hı. İlk önce böyle bu şekilde başlıyoruz. 5 sıra batik ipimizden. 5 sıra düz ipimizden. Bu şekilde. Beşer sıra batik ve düz olarak haroşa örüyoruz. Koltuk altına kadar, buraya kadar olduğu gibi hiç kesmeden, artırmadan buraya kadar yapıyoruz. Koltuk altına geldiğimiz zaman orada şeyimizde şablonumuz da var. Aynen. Ya 45 santim ördükten sonra önce sağ taraftan veya sol taraftan başlayarak 5 tane kesiyoruz. Örüyoruz, sol diğer tarafa geçiyoruz, 5 tane kesiyoruz. İkinci. Buraya kadar geliyoruz, bir tane kesiyoruz. Bir tane kesme sebebimiz genelde normalde 5, 3, 2, 2 diye gidiyor ama 5'ten sonra ben bir tane kesiyorum. Çünkü arada birdenbire 5'ten 3'e geçip de bir ovalleşmek yerine düzgün bir şekilde azaltmak için 5, 1, 3, 2, 1 olarak
kesme işlemleri her yapıyoruz. Her iki taraftan kesiyoruz. Fotoğraf makinenizi hazırlayın, kameralarınızı hanımlar. Ki sayfamızda da paylaşacağız ama birazdan sosyal medya hesabı olmayanlar fotoğrafta çekebilirler. Evet. 5, 1, 3, 2, 2, 1 olarak kesiyoruz her iki taraftan. Sonra bunu 23 sıra tekrar ediyor. De olduğu gibi devam ediyoruz. Şurası aynı zaten. Aynen. Hiç artık buraya kadar 23 santim örüyoruz. 23 sıradan sonra ortayı ortalıyoruz. 10 tane kesiyoruz. Sonra 2, 1, 1 olarak buraya kadar kesiyoruz ve omuzumuz. 3 santim daha örüyoruz, kesiyoruz. Güzel. Ki sonrasında da şu boyun çok güzel çünkü örneğimiz ve kollarda da aynı şey kullanılmış. Bunun nasıl yapıldığını da görmek istiyoruz birazdan. Arkasını bu şekilde ördük. Önünü de bu şekilde örüyoruz. Evet. Önümüzü, ve sonrasında önümüzü biraz daha derin kesiyoruz. Yine başlangıçtan kol evine kadar aynı şekilde örüyoruz. 45 santim ördük. 45 santim sonra kol evini kesiyoruz. Aynı şekilde arka gibi. Buraya kadar bir 10 santim örüyoruz. 10 santimden sonra ilmekleri ortalıyoruz. Aynı şekilde 10, 2, 1, 1 diye kesiyoruz her iki taraftan. Sonra 10 santim örüyoruz. Az önce arka için 3 santimdi. Şimdi 10 santim örüyoruz. Ve omuzlarımızı eşit olarak kesiyoruz. Birleştiriyoruz. Güzel. Omuzdan ve yanlardan dikerek süveterimizi işlemeye hazır ediyoruz. Bunu sadece önünü bu şekil görüyorsunuz, arkasını bu şekil ama bu tamamlanacak. Sonrasında tabii. Yine arkası da bu şekilde olacak. Bu şekilde olacak. Peki bu hale nasıl geliyor? Evet, bu hale nasıl geliyor? Buradan hemen biz ölçelim, şey yapalım. Gösterelim nasıl yaptığımızı. Hemen buradan. Şimdi siparişimizi hazırlayalım bir taraftan. Evet. Hemen ipimizi, iplerimizi taktık. Ben şurada göstereyim rahat görülsün diye. Şimdi ipimizi taktık iğneye. Önce bir tane atlıyoruz. Sonra bakın birer tane atlıyoruz burada. Birer sıra. Birer tane evet. Boşluk bırakıyoruz. Bu şekilde. Sona kadar aynı şekilde baştan başlayıp aynı hizada. Omuza kadar bunu devam ediyoruz. Aynı hizada. Ah, pardon düğme, çok affedersiniz düğme çıktı, düğüm çıktı. Sürüyorum. Tekrar göstermiş olalım. Evet, bir daha göstermiş olalım. Her şeyde bir güzellik vardır. Bir tane atladık. Bu şekilde birer tane atlamış olduk. Hemen bunu düz bir zeminde yaparsak bu şekilde yaptık. Buradan omuza kadar, omuza kadar gelecek. Aynı şey. Bunu ne kadar ara bırakıp da devam edeceğiz? Şimdi diğer rengimizde bunu başladığımızda diğer şeyi bir tane boşluk bırakıyoruz. Şurada bir tane boşluk bırakıyoruz. Bu sefer bak hemen bunu burada başladık. Lastiğin evet. Bittiği noktada başladık. Bir sonrakini ikinci sırada başlıyoruz. Kayacak. Yani, sıra atlatıyoruz. Aynen. Kaydırmış oluyoruz. Bunu atlıyoruz buraya. Yine aynı şekilde. Bunu atlıyoruz buna. Bakın. Bu şekilde. Ne yapıyoruz? Kaydırıyoruz. Çapraz oluşturuyoruz. Ekosenin genel temeli budur. Çapraz oluşturuyoruz. Şimdi ne yaptık? İğneyle çapraz oluşturduk. Yine baştan sona kadar bunu bu şekilde götürüyoruz. Diğer renklerimizi alıyoruz. Hemen bir tane atlıyoruz. İlk lastiğin ilk tuşun sırasından başlıyoruz. Aynı şekilde şuradan çapraz oluşturuyoruz. Burada bir sıra atlayarak başlamıştık. Burada dibinden başlamıştık. Yine tekrar dibinden aynen. Başlayıp atlayarak gidiyoruz. İlki gibi yapıyoruz üçüncüyü de. Aynen öyle. Bu şekilde devam edeceğiz. Buraları da mı hep aynı şekilde yapacağız? Aralara boşluk bırakacağız. 5 sıra batik ipimizin renkleri yani buralarda kullanmış olduğumuz renkleri 5 sıra bu şekilde yapıyoruz.
hemen dördüncü sıramızı da ikinci ilmekten başlıyoruz. Birer tane atlıyoruz. Görüyorsunuz. Bunu yaptık. Evet. Şimdi düze gelelim. Bunu 5 tane yapacağız. 2 sıra beyaz. Bakın buralarda 2 sıra beyaz yaptık. 2 sıra bunu yapacağız. Kahverengimiz var, yeşilimiz var, açık mavimiz var. Şimdi sıra düze geldi. 5 tane ilk sıradan itibaren başlıyoruz. Birer tane atlayarak bu şekilde. Hadi. 5 tane oldu. Aynen öyle. Şu beşliği yaptık. Arada yine 5 tane mi atlıyoruz? Evet. 5 tane batik ipimizin renklerini yapıyoruz. 5 tane düz olan rengimizi kullanıyoruz. Bu şekilde bir ilk sıradan başlıyoruz. Bir ikinci sıradan başlıyoruz. Kaydırarak yapıyoruz. Ben şimdi anladım. Biz normalde bunu beşli yapacağız. 5 sıra atlayıp tekrar yapacağız diye düşünmüştüm. Değil. Hep yan yana ama şu aradaki beşliği şu ana renkten yapacağız. Aynen öyle. Yine aynı şekilde yürüteceğiz. Her sıra yürüteceğiz. Aynen öyle. 5 tane batik ipin renklerinden, 5 tane düz renkten. 5 tane batik ipten, 5 tane düz renkten. Çok güzel. Birer tane kaydırarak. Önce birinci lastikten başlıyoruz. İkinci lastikten başlıyoruz. Tekrar birden, tekrar ikiden. Çapraz yapıyoruz. Tekrar bir, tekrar iki. Ekosenin temeli çapraz oluşturmaktır. İğneyle de biz çapraz oluşturuyoruz bunu. Bu şekilde bakın. Elinize sağlık. O zaman biz mutfaktayken siz bunu biraz biraz ilerletirsiniz. Biraz ilerleteceğim. Zaten, değil mi? Biraz ilerleteceğim bunu şimdi. Hemen şablonu da göstermek istiyorum hanımlar. Bisiklet yaka erkek süveter için ilk kağıdımız. Şöyle. Net oldu mu? Şık şık şık. Arkasında Arapça yazılar var. Değerlendiriyoruz. Evet, İsraf yok kağıtlar. Doğal denge için. Gülücüğünü de koymuş. Bu da tamamdır sanırım. Ki tekrar gösteririm hanımlar. Önemli çünkü bu özellikle kol kısmı, yaka kısmı. Ve sonrasında şuradaki şeritleri nasıl yaptığımızı da görmüş evet. olacağız. Yanına geleceğim hı-hı. Kıymet ablacığım. Tamam. Kolay gelsin sana. Görüşürüz. Kolay gelsin. Atölyemde kıymetçiğimin yanındayım. Çok güzel bir süveter örüyoruz. Erkek süveteri. Detaylarını paylaşmıştık. Lastiğini 4 numara şişli. Sonra geri kalan haroşayı da 6 numara şişli örmüştük. Ama şimdi bir de misinalı şişe taktık. Çünkü bu koltuk altındaki torba biye ve yakada kullanılan biyenin yapılışını göreceğiz. Evet. Şimdi... Yaka kol evimiz için şöyle bir sistem uyguluyoruz bu torba biyede. Tığımızı elimize alıyoruz. Bir ilmek çekiyoruz. Bir tane farklı renk, farklı kadınlıkta bir ip takıyoruz buraya. Bu ipin bir dışından, bakın bir dışından bu şekilde alıyoruz. Bir tane içinden alıyoruz. Bir tane dışından, bir tane içinden alıyoruz. Böylece ilmek çıkartıyoruz. Bu teknikte hem arkadan hem önden ilmek çıkartıp bu ilmekleri iki taraftan aynı şekilde örüyoruz. Sonra birleştiriyoruz. Bir taneyi indirip 5 veya 6 sırada birleştirip bitiriyoruz. Tekniği var bunun. Evet, bu bir teknik. Güzel bir teknik ama biraz karışık olabilir. Şöyle bir şey yapacağım. Ben yarın bunun bütün aşamalarını tek tek fotoğraf çekip süpersin. Paylaşacağım. Şimdi de anlatmaya çalışayım. Bunu tığla yapıyoruz. Sonra tığla çıkardığımız ilmekleri bir şişe alıyoruz. Bakın bu şekilde. Bu bir taraf. Diğer tarafta da şunu yapıyoruz. Şimdi tığla çıkardığımız şişi misinayla bu şekilde misinamıza takıyoruz.
Aa. Ameliyat eder gibi bir sürü şey kullanıyoruz değil burada. Mi? Aynen öyle. Bu şekilde misinimize takıyoruz. Aksesuarlı. Evet. Bu şekilde yaptık. Önce bir tarafta ilk yapacağımız şey bir sıra ters örgü öreceğiz. Şunu oluşturacağız. Bakın şurada ters lastik var. İlk sıramızı ters lastik yapacağız. Evet. Sonra 4 sıra düz örgü yapacağız. Her iki tarafa da aynısını uygulayacağız. Önce ters yapıyoruz. Sonra 4 sıra düz örüyoruz. İkisini yaptıktan sonra bunları birleştireceğiz. Birleştirmek için de şöyle bir sistem yapalım. Biraz tekniği karışık. Tekniği tabii daha önceden evet. Hiç örgü örmemiş bir kadınımızın yapması zor olabilir ama hakim olanlar anlayacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi bunların ikisini şöyle yapacağız. Birleştireceğiz. Yani bakın şunu yapabiliriz. Dikişsiz örgü birleştirme tekniği vardır. Hem önden hem arkadan evet, alma tekniğimiz. Evet. Onu yapacağız. Şu şekilde birleştireceğiz ve öreceğiz. Tek bir tane şeye çıkartacağız, ilmeğe çıkartacağız bunu. Dikişsiz örgü bu. Bunu biraz öreyim, 2 dakika sonra tekrar göstersem olur mu? Olur. Öyle yapalım. Tamam. Bu çünkü karışık bir şey. Ama tekrar gelemem, sen bir örebildiğin kadar örsen. Tamam. Biraz değil mi? Bu biraz karışık bir sistem çünkü. Şöyle yapalım mı? Benim de kafam karıştı. Evet, şöyle yapalım. Ben yani. Bunun fotoğraflarını çekeceğim, yerden şey yapacağım, paylaşacağım. Biz de size de vereceğim, size de vereceğim. Burada yapılacak diğer bir sistem var. Bunu bırakalım. Normal yaka kesimini gösterelim. Orada yapacağımız şey şu. İlmek çıkartacağız. İlmeklerimizi her sırayla ilmek yapacağız. Bu şekilde. Sonra normal bir ters bir düz yapacağız çıkardığımız ilmekleri. Daha tamam mı? Basit olan tarafını, basit olanı anlatıyorum. Çıkardığımız ilmekleri bir ters bir düz, bir ters bir düz yapacağız. Bu şekilde lastik örüp keseceğiz. 5 sıra. Tamam. Bu düz, yumuşak, kolay, basit bir yöntem. Daha tamam. Hakim olduğumuz bir teknik. O klasik. Değil mi? Evet, bu klasik. Biraz zor. Bunu ben size de göndereceğim yarın bütün fotoğraflarını. Fotoğrafı paylaşalım onu. Tamam mı? Aşama aşama ama bu çok güzel bir yöntem. Arkadaşlar bunu çok beğenecekler ama karışık bir yöntem. Görseli de çok güzel, görünümü evet. De çok güzel. Ayrı bir güzellik katıyor tabii ki. Evet. Ama yapması onu tak, onu şak, öbürünü buna al. Şey... Fabrikasyon kesim değil mi? Diye şey yapılıyor bu. Hiçbir şey görüntü kirliliği falan kalmıyor. Yaptığımızı baştan anlatalım mı burası için? Anlatalım. Kısaca, şurayı 15 santim lastik yapmıştık. 90 tane ilmekle başlamıştık. Sonrası da hep düz örgü şeklinde, haroşa şeklinde devam etti. Sonra ipimizi iğnemize takıyoruz her renge. 2 renk beyaz, 1 tane kahverengi. Bir tane yeşil, bir şöyle tane mavi. Şöyle gösterelim. Biz 6 tane ipten, yumaktan çıkıyor bu örneğimiz. 1 tane düz, 1 tane de neydi bunun adı? Batik ipten. Batik ipimiz ipten. Vardı. Evet. Batik iple 5 sıra örüyoruz, sonra düz iple. Sonra 5 sıra batik, tekrar düz. Ve sonrasında başlarken şu batik ipimizle evet. Başlıyoruz. Evet. Önce birinci kaydırarak başlıyoruz. Birinci sıradan başlıyoruz. Birer tane kaydırarak... Üstünden çekiyoruz. Bir iğnemiz var mı orada? Tekrar bir tane gösterelim. Hemen gösterelim. Seyredememiş olanlar için. Yapacağımız şey şu. Önce birincisinden başlayacağız. Bir tane atlıyoruz. Birer sıra atlayarak üstten evet. Ala ala. Bu şekilde üstteki may alıyoruz. Haroşanın üst mayını alıyoruz. Alttakiyle hiç işimiz yok. Bu şekilde. Biz tabii göstermek için şu kadar yaptık hanımlar. Kafanız karışmasın. Bu buradan itibaren... iğneye geçirdiğiniz ipi şu şekilde bu boydan boya işliyoruz. Şuradan gösterelim bitmiş halini. Evet. Bu. Çok da güzel. Bir sırada bir sıra atlayarak üstten evet. Üstten alıyoruz. Diğerinde biz burada batırmıştık. Diğerinde bir sıra atlayıp şuradan önce birincisinden, başlıyoruz. Birinci lastikten, birinci sıradan başlıyoruz. Birer tane atlıyoruz. Arada bir boşluk bırakıyoruz. Bir tane may bırakıyoruz. Haroşa mayı. Bu sefer ikinci sıradan başlıyoruz. Kaydırıyoruz. Bak. Evet. Sonra tekrar birincisinden başlıyoruz. Yine
kaydırarak. İlk gibi kaydırıyoruz. Bu şekilde kaydırarak birinci ve ikinci, birinci ve ikinci sıra olarak yapıyoruz. Ve hepsinde aynı şu sıra boyunca aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet. Sonuçta gördüğünüz baştan gibi baştan omuza kadar. Evet. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama o detayları da bekliyorum. Evet. Mutlaka paylaşacağız şablonla beraber. Onu da paylaşalım ki hepsi yan yana kafada karışık olmaz. Güzel aynen olur.